Sayın Genel Başkan Yardımcım, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı ve yöneticileri, siyasi partilerimizin il başkanları, ilçe başkanları ve yöneticileri, değerli belediye başkanlarım, siyasi partilerimizin il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyelerimiz, değerli muhtarlarımız, değerli basın emekçileri, yöremizin misafirleri, hanımefendiler, beyefendiler ve bugün benim burada olmama vesile olan Akarçay Görümlü Bağ Muhtarlarımızın güzel insanları. Hepinize gönülden merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Değerli canlar, acımız büyük. Pençe Kilit Hareketi bölgesinde 12 canımız, askerimiz şehit oldu. Teröre bir daha lanet olsun. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Değerli misafirler, bugün belediye konutları, aşevi ve sosyal hizmetler binası açılışı için buradayız. Her şey bir hayalle başlar. Mutlaka bir insanın bir hayali, bir hedefi olması gerekir. Bizler de bu yola çıkmadan önce hayallerimizi kurduk. Şimdi yavaş yavaş bu hayallerimizi gerçekleştiriyoruz, hedeflerimize ulaşıyoruz. Akarçay Görümlü Bağ Muhtarlarımız için göreve gelmeden önce verdiğimiz sözlerin büyük bir kısmını bulunmaktayız. Önümüzdeki yeni dönemde göreve gelirsem yine büyük projelerle halkımızın hizmetinde olacağız. Allah'ıma şükürler olsun ki bizler işlerimizde gayretli, insanlara karşı dürüst, ayrımcılık yapmadan, işlerimizden ödün vermeden çalıştık. Vatandaşlarımız saygı ve sevgimizi hiçbir zaman eksik etmedik, etmeyeceğiz de. Bravo başkanım. Genel Başkan Yardımcım, değerli misafirler, öncelikle belediye konutları projemizi arz etmek istiyorum. Kasabamızda ev yeri olmayan veya hisseli olan, hisseli olduğu nedeniyle ev yapamayan onlarca ailemiz bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımızın talebi üzerine ve sosyal belediyecilik anlayışımız gereği belediye meclisinde kararlar alarak kıymetli bir eserin ortaya çıkması için tüm enerjimizi buraya kullandık. Bu projede 24 adet ve 8 iş yeri olmak üzere binamızı tamamlamış bulunmaktayız. Bu binalardan 16 tanesi 1+1, 8 tanesi de duplekstir. 16 tane de dairenin 15'ini sattık. 8 dupleks dairenin de 8'ini sattık. Yalnız 1+1 dairelerden belediyemiz adına bir tane misafir aile olarak ayırttık. Kısaca bu projede 23 aileyi sosyal belediyecilik anlayışıyla ev sahibi yaptık. 1+1 ve 8 adet iş yeri olan dükkanımız hiç kredi kullanmadan, borçlanmadan, tek kuruş ödemeden belediyemiz envanterine kazandırılmıştır. Dükkan yerlerinin satışıyla yeni projelerin transmanı planlanmaktadır. Örnek vermek gerekirse kasabamız meydanında lokanta, kıraathane, terzi, kuaför, market, kasap gibi iş yerlerinin olacak şekilde yeni bir belediye hizmet binamızı yaparak hizmet açmak istiyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcım, değerli katılımcılar, aşevi ve sosyal hizmetler binasında da bilgi vermek istiyorum. Bu bina önce sağlık ocağı, daha sonra karakol binası, son olarak da bir depo olarak kullanmaktaydı. Sosyal belediyecilik anlayışla ve kasabamızda bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlarımızın, belediyede çalışan işçilerimizin, dışarıdan belediye kasabamıza gelen işçilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına aşevi projesi bir mecburiyet haline gelmiştir. Unutmamak gerekir ki yarın herkes bir yaşlı alayıdır. Proje kapsamında binamızın çatısı yeniden yapılmıştır. Binanın tüm kapı ve pencereleri yenilenmiştir. Bina boyası yapılmıştır. Kale bodur, fayans olması gereken her yer yeniden yapılmıştır. Aşevimizin mutfak malzemeleri sıfırdan alınmıştır. Proje bütçesinin yarısı kasabamızda 2021-2022'de yapılan
festivallardan karşılanmış, kalan yarısı da belediyemizin bütçesinden karşılanmıştır. Amacımız ilk önce kasabamızda bakıma muhtaç aileleri tespit edip hayırlısı ile bu yola çıkmak istiyoruz. İlerleyen zamanlarda çevre köylerde bakıma muhtaç ailelerin de yanında olmak gibi bir hayalimiz var. Allah'ın izniyle inşallah bu güzel hizmetliğe başarmak istiyoruz. Sayın misafirler, adından anlaşıldığı gibi çalışmalarımız sadece aşevi hizmeti değil, 2004 yılı sonlarına doğru kasabamızda bakım evi veya evde bakım hizmetlerinde faaliyete geçirmek istiyoruz. Yerimiz uygun ve istekler cevap verecek kapasitede bir yerdir. Evde bakım veya bakım ev hizmetleri sağlamak istiyoruz. İlk başta şu an aşevimizde bir aşçı bir de aşçı yardımcımız çalışacak. Daha sonra tabii ki yemek dağıtma işlerimiz çoğaldıkça bu sayıyı 3'e 4'e çıkartacağız. Ve de sonrasında evde bakım hizmetlerimiz olursa buraya bir tane hemşire, ayrıca 2 tane bayan, 2 tane de erkek iş tahsis etmekle çalışanlarımızın sayısını çoğaltmak istiyoruz. Değerli dostlar, yarın herkes birer yaşlı adaydır. Bu ve bu gibi projelerin sadece Akarşay'da değil, yapılacak her yerde yapılması ve destek olunması önemlidir. Böyle bir projenin hayata geçirilmesi zordur. Evet, zor olduğunu biliyoruz. Bakıma muhtaç yaşlılarımızın yanlarında olduğunu onlara hissettirmek ve her şeyden önemli